Merhaba, ben Türkiye'nin ilk yapay zeka temelli bahis yazarı Bahis'ta. Hocam Modern Futbol'da soru cevap bölümündeyiz. Seyircilerimizden gelen soruları derledik. İlk olarak Kenan Mirsad sormuş. Sanırım Azerbaycan'dan gelen bir soru. Karabağ hakkında fikirleri nedir? İleride daha iyi yerlere gelebilir mi? Öyle görünüyor. Adım adım ilerliyor Karabağ. Bu sezon çok destansı maçlar oynadı. Çok görkemli maçlar oynadı. Ve çok yiğitçe futbol oynadı. Yani işin gerçeği. Kahramanca oynadılar neredeyse. Öyle diyebilirim. Yani spor kahramanlıkları da vardır. Ben öyle gördüm. Tabii maçları canlı izleme şansımız olmadı ama sonra özet aynı saatte maçlar olduğu için sonra merakla baktık. Özellikle Leverkusen eşleşmesinde merakla baktık. Yani Leverkusen'i kimsenin sıkıştıramadığı kadar sıkıştırdı Karabağ takımı. Ya Bayern Münih'i ezdi oyun olarak Leverkusen. Karabağ'ın Leverkusen karşısındaki performansı hakikaten alkışın çok ötesini hak ediyor bence. Çok ötesini hak ediyor. Oraya kadar gelmeleri bile çok destansı. Azerbaycan futbolunun lokomotif kulübü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık Avrupa'da konuşulan bir ekip haline geldi. Umarım devamı gelir. Yatırımlar devam eder. Yerli oyuncuların ağırlığı hakikaten takım içinde çok hissediliyor, onu görüyorum. Milli takıma da yansımaları var. Azeri milli takım da çok sert bir takım oldu. Evet. Güçlü bir takım haline geldiler. Biz onlar çok gururlandık onlar adına. Çok güzel kafa tuttular. Çok güzel yarıştılar. Evet. Eski Fenerbahçeli Benzia da orada oynuyor, evet. Ve Fenerbahçe'den gittikten sonra hiçbir yerde dikiş tutturamamıştı. Olmamıştı. Uyum sağlamış. Orada kendini buldu işte yani. Evet. Evet. Onur Küçük sormuş hocam. Önder hocama göre aşkın bir tanımı var mıdır? Varsa nedir? Yani bir sözlük tanımı mutlaka vardır Türk Dil Kurumu'nda ama her dilde aşkın tanımı var ama ben çok kişisel olduğunu düşünüyorum. Yani aşkı siz farklı tarif edersiniz. Ben farklı tarif ederim. Hatta ben geçmişte farklı tarif ediyordum. Şimdi farklı tarif ediyorum. Bunu da bu sene fark ettim. Yani benim aşk tarifim değişmiş zaman içerisinde. Hayat beni değiştirmiş biraz. Eskiden bir aşk benim için daha bencil bir şeydi. Kendimi düşünerek bir tarifim vardı. Artık kendimi değil, başkasını düşünerek yeni bir tarife ulaştığımı ben 2-3 hafta önce fark ettim. Bir ay önce falan fark ettim. Hoşuma da gitti böyle olması. Kişisel ve zamansal olduğunu düşünüyorum yani. Sizin aşk tarifiniz farklıdır benimkiyle. 20 yıl sonra sizin aşk tarifiniz bugünkü uğurseverden çok daha farklı bir tarife de gelecektir tahmin ediyorum. O yüzden buna cevap vermek zor. Çok kişisel çünkü. İbrahim kullanıcı adlı bir izleyicimiz sormuş. Seversiniz. İngiltere futbol kültürünü anlatabilir misiniz? Genelde oturarak maç izliyorlar ve çok sık tezahürat yapmıyorlar demiş. Yapmıyorlar ama etki kuruyorlar. Bir kere Manchester'a gitmiştik işte. Biraz da fazla gol yediğimiz bir maç olmuştu. Susuyorlardı ama gol olunca 80 bin kişiye yes diye bir tiptiz bir acayip bir şey çıkıyor. Korkutucu. Korkutucu. Bazı statlar çelik konstrüksiyon olduğu için sallanıyor da gol olduktan sonra korkuyorsunuz ilk defa gittiyseniz oraya. Ben bir iki tanesine denk geldim. Gol olunca millet zıplıyor ya, böyle stat deprem mi oluyor falan diyoruz ama meğerse çelikmiş yani, devrilme şansı hiç yok. Esneme payı o. Elastik bir şey. Dolayısıyla güvenli. Etkililer, ben şeyi beğeniyorum yani, oradaki erken saatlerde buluşuyorlar. İşte her kulübün taraftarlarının müdavimi olduğu yerler var. Orada yiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra stada yürüyorlar. Genelde geç doluyor. Hemen girmiyorlar. Bizim gibi sabahın köründe stat kapısına dayanmıyorlar yani. Giriş çıkış kolay olduğu için geliyorlar. Maçtan sonra da dağılınca yine işte pub'lara dağılıyorlar, şey yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar dostlarıyla, maçı değerlendiriyorlar, tartışıyorlar. Kavga gürültü yok, patırtı yok, küfür küfra yok, saygısızlık yok. Centilmence birbirlerini tebrik edip dağılıyorlar. Kaybeden bile, işte küme düşen bile çağırıyor, alkışlıyor. Üzülmeyin evlatlar, seneye çıkarsınız diyorlar. Dağılıyorlar yani, tam bir seyir sporu haline getirmişler futbolu. Vah zavallılar. Ne kaçırıyorlar halbuki, evet. Yani. Ne kaçırdıklarını bir bilseler, biz burada nasıl kavga ediyoruz, nasıl dövüşüyoruz, birbirimize hakaretler, küfürler, maddeler atıyoruz, yumruklar, tekmeler atıyoruz. Bize yetişmeleri çok zor. Hocam 2 hafta öncesi Liverpool maçı öncesi müthiş bir video. Yani evet. Harika ya. Yani Klopp'la Guardiola'nın o ilişkisini resmi kulüp mecrası aracılığıyla böyle City hani bu haberi veriyor ve bize diyor ki bizim en büyük rakibimiz gidiyor. Yani onu alıyorsunuz. Çok enteresan bir ortam. İşte sevdiklerine iyi bakıyorlar. Evet. Fark bu herhalde olsa gerek. Bu. Tuğber Uçal sormuş hocam. Önder Hoca'nın gördüğü en kötü TFF yönetimi Mehmet Büyükekşi yönetimi mi? Kronolojik olarak gidersek Şeniz Erzik'ten itibaren yani ilk Bağımsız Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Şeniz Erzik'ti. Ondan önce atamayla geliniyordu. Ben Halim Çorbalı dönemini işte Yılmaz Tokatlı'ydı yanlış hatırlamıyorsam biz çocukken o dönemleri falan hatırlıyorum. Sık sık değiştiği dönemleri de hatırlıyorum. Onlar atamayla geldiler. Yönetmeye çalıştılar. İşte Profesör Doktor Ali Uras da yanlış hatırlamıyorsam atamayla gelmişti. Galatasaray eski başkanıydı o da. Onları hatırlıyorum ama özerk döneme geçildikten sonra ilk başkan Sayın Şeniz Erzik'ti. Onu çok başarılı buldum. O UEFA'daki görevleri sebebiyle Futbol Federasyonu bıraktığı günden itibaren hep kötüye gitti. Bir küçük ara hariç. Hasan Doğan dönemi hariç. Hı hı. Merhum Hasan Doğan bir daha iyi yönettiği bir dönem var. Yukarı doğru götürdüğü bir dönem var. Onun dışında sürekli geriye gitti. Kronolojik olarak en yakını bu. En kötüsü de bu. Daha kötüsü yoktu. Daha az kötüleri vardı. En kötüsü bu. Bundan sonra daha kötüsünü bekleyeceğiz. Daha kötüsü ne zaman gelir bilmiyorum. Mehmet Bey ne zaman bırakırsa ondan sonra daha kötüsü gelecektir. Mesela şu olabilir. Bundan daha onay alır. Genel kuruldan tekrar başkan olur. Daha kötüsünü de gösterebilir bize. Tarık Tatlı sormuş hocam. Fenerbahçe'nin bu sezonu bir film olsa yönetmeni ... olur. Boşluğu doldurur musunuz? Yönetmeni ... olur. Bu sezon özelinde Fenerbahçe'yi sormuş. Vallahi gerilim biraz kanlı bir şey geçtiği için ya veya sürpriz sonunda da David Fincher olabilir. Sürpriz olacaksa sezonun bitmesini bekleyelim. Ya da Quentin Tarantino olabilir. Çünkü bayağı avantür bir sezon geçti. Dolayısıyla Tarantino da olabilirdi belki. Fincher de olabilir. İkisi arasında git gel yaptım. İlhami Beyaz sormuş. Milli takımımızın iskeleti aşağı yukarı belli olmuş durumda. Sizin ilk 11 tercihinizde kimler yer alır? Yani turnuva başlayana kadar form durumları değişmezse hem deneyimiyle hem diğerlerinden daha formda oluşu ve deneyimli oluşu sebebiyle Mert kalede olur. Savunmanın sahanda daha fazla kullanılırsa Galatasaray'da Barış etkili olur. Güç katar milli takım. Sol tarafta Ferdi'yi her koşulda sol bek Ferdi'yi beklerim. Abdülkerim, Bardakçı, Banko olur. Yanında Çağlar veya Merih'ten bir tanesi. Hangisi form durumu Arabistan'ı izleyemediğimiz için bilemiyorum. Çağlar sakatlığı geçtikten sonra Abdülkerim'in yanında olabilir. Fena da ikili olmaz. Orta saha için İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Arda, Cengiz veya İrfan bir tarafta, Kerem veya Kenan bir tarafta. Kenan'ın da süresi düşmeye başladı bu arada. Evet, dikkatini çekiyor ama. Böyle olabilir. Santfor için de yani en yakını gene Semih gibi gözüküyor. Evet. Enes Ünal döndü. Bournemouth'la gol de attı ama Semih Kılıçsoy'un da çok ciddi bir formu var. Evet. Bakalım. Daha turnuvaya çok var tabii ama umarız en güçlü kadromuzla orada oluruz. Umarız öyle olur. Umarız daha sürprizler de çıkar yani. Sürpriz oyuncular da çıksın. Gerçi kolay değil hemen 2 aylık performansla A milli takıma sırtına alıp götürecek bir oyuncu beklemiyoruz ama alternatif çoğalsın istiyoruz tabii ki. Şimdi Can Uzun ne yapacak? Tabii. Nürnberg'de sezon başından itibaren iyi bir performansı var. Bir sonraki adım atmaya çok hazır. Hazırlık maçlarında Can Uzun'a da bakılacak. Ne görülecek hoca? Biz çabuk etkili bir sızma oyuncusu, etkili bir kontratak oyuncusu olduğunu biliyoruz. Şut mesafesi falan da iyi. Can'ın bekleyip görelim. Ki Frankfurt'la da anlaşma aşamasında olduğu yazılıyor. Öyle, güzel kulüp. Bir sonraki adım için. Güzel kulüp. Frankfurt'la anlaşabilir. Hocam son sorumuz Şenol Ahmetoğlu. Arda Güler sizce o pozisyonda ara pası vermeli miydi? Şutu çekerek doğruyu mu yaptı? Bu soruya doğru cevap verebilecek olan sadece bir kişi var. Ancelotti mi? Hayır. Arda Güler. Arda. O pozisyonu tekrar izlediğinde o kararı verecek. Çünkü biz birinci olasılığı gördük. Valverde koşuyor. Orada bir ikinci olasılık vardı. Onu Arda görmüştür. Soldan şey geliyordu. Arkadan gelen bir oyuncu daha vardı. Üçüncü olasılığı, yani bizim görmediğimizi gören oyuncu o kararı doğru verip vermediğini en doğru tahlil edecek olan kişidir. O kişi Arda Güler. Bence doğru karar verdi, yani benim kişisel fikrim de. Ki Ancelotti de öyle düşünüyor. Bakın, gol için minimum temas en güvenli yoldur. Minimum temas şut. Yani biz onu düşünemezdik o sırada. Ama düşünmüş birisi. Vurmuş ve üstüne çarpmış. İçine çarpsa gol müydü? Tabii. Kaç temasla gol olmuş olacaktı? Bir. Valverde'ye verse kaç temasla, minimum kaç temasla gol olacaktı? Bir. Önce bir pas. Evet. Sonra da kimseye de hiç dürtmeden bile ikinci vuruş. Evet. Dürtmek zorunda kalırsa topu, çekmek zorunda kalırsa, slalom yapmak zorunda kalırsa, rakipten kurtulmak zorunda kalırsa, kaleciye çalım atmak zorunda kalırsa temas sayısı artıyor. Sola zaten 3. temas şarttı. Soldan bindiren, arkadan çıkıp gelen oyuncuya 3. temas şarttı. Ben kestirmeye bir temasla atılabilecek seçenek varsa, onu da görebilen bir oyuncu varsa onu denesin derim. Denedi. Herkes göremez. Görmüşse doğru olan vurmaktır. Uygulama da başarılıydı. Artı gol pozisyonu çıktı ayrıca. 2 tane gol pozisyonu çıktı. Bir üst direğe çarptı top. İçine çarpsa goldü. 2 Valverde yetişti. Evet. Direkten de önüne atabilirdi yani. Evet. Ancelotti de biz gol olduk. Gol oldu diye bakıyoruz diyor. Biz de öyle baktık. Sizin Metin Hoca ile kullandığınız tabir gibi, yani kendi hani hadsiz vuruş diyorsunuz ya bazen. Tabii. Tam o öyle bir vuruştu ya. Metin Hoca'nın lafıdır o. Hadsiz vuruş. Evet. Evet hocam, soru cevap bölümünde sonuna geldik. O hadsiz vuruşun altyapısı şudur. Haddi olmadığı için, yeteneğinin sınırı olmadığı için onu yapabilir oyuncu. Arda da tam olarak böyle bir futbolcu. Zaten Ancelotti de onu anlatmaya çalışıyor. Soru cevap bölümünün sonuna geldik hocam. Tamam. Dilerseniz yapay zeka Kapo'yla Modern Futbol'u bu hafta da sonlandıralım. Bir sonraki bölümde Kapo'yla beraberiz. İzicep'te bahar fırsatı başladı. Tüm ürünlerde geçerli %10 indirim fırsatı izicep.com ve izicep mağazalarında seni bekliyor. Üstelik vade farksız 6 taksit seçeneğiyle. Son gün 31 Mart. Kaçırmayın. İzicep, İzicep. Yenilenmenin yeni